Ey insan, bu kafeste azap içindesin. Senin canın içinde bir can var. O canı ara. O canı ara. O canı ara. Beden dağının içinde mücevher var. O mücevherin madenini ara. Ay yürüyüp giden sufi. Gücün yettiğince ara. Ama dışarıda değil. Aradığını içinde ara. Fihi mafi. Ne varsa içindedir. Ey tabip, ben aşk derdinden mecnunum. Bana ilaç vermekten vazgeç. Çünkü benim derdim dermanımdır. Ey görünüşü her sualin cevabı olan Hekim-i İlahi! Sual ve cevaba hacet kalmaksızın, insanın müşkülü seni görmekle halloluverir. Hatırlıyorsanız bir padişah vardı ve arkadaşlarıyla ava gitmişti. Yolda bir cariyecik gördü ve ona aşık oldu. Lakin kazaya Asuman ile cariye hastalandı. Cariye hastalanınca da padişah mülkünde ne kadar hekim varsa hepsini bir araya topladı ve dedi ki Mercan'ımın, ki cariyenin adı da Mercan'dı, mutluluğumuz, saadetimiz size bağlı, ne yapın dedim bunu iyileştirin. Hekimlerin hepsi dediler ki biz zamanın galenosuyuz, sen hiç merak etme. Ve kibirlerinden inşallah demediler. Öyle olunca ne yaptılarsa iş tersine gitti ve cariye daha çok hastalandı. Padişah bunun üzerine yalmayak mescide koştu ve secde yerini sabaha kadar ıslattı. Sonra ona uykuyla uyanıklık arasında duasının kabul olduğu söylendi ve ertesi gün bir hekimi ilahi gelecek ve senin bütün problemlerin meselen hallolacak denildi. Ertesi gün olunca hekimi ilahi uzaktan bir hilalin göründüğü gibi göründü ve padişah onu canla başla karşılayıp ona kalbinde aşk gibi yer verdi ve karşılayıp onu alıp baş sedire götürdü. Ey tabibi ilahi, sen kalbimizdeki sırların tercümanı, çamura saplanıp kalmış kimselerin arkadaşı ve yardımcısısın. Ey tabibi ilahi, merhaba, hoş geldin. Sen kaybolursan kaza gelir, feza daralır. Padişah gelen zatı görmekle o kadar keyifleniyor ve memnun oluyor ki zihni tamamen aydınlanıyor ve gönlü ferahlıyor. Meselenin çözüleceğinden tamamen emin oluyor. Öyle hissediyor. Bu nasıl olur? Bunu size nasıl hissettirirler? Ya da siz neden böyle hissedersiniz? Bu belki de anlaşılmakla ilgili ya da onun hazakatiyle ilgili ya da bilgisiyle ilgili. Ama böyle insanlar hep ola gelmiştir. Bunlar tanıdığınız isimler olabileceği gibi hiç görmediğiniz, bilmediğiniz birisi de olabilir. O yüzü görürsünüz ve feza birdenbire genişler. Yani dünya birdenbire genişler. Aşk gibi. Ondan başka her şey kaybolur. Bu insanlar güneş veya ışığını güneşlerden alan yıldızlar olmakla birlikte yeryüzü karanlığını aydınlatan manevi kandillerdir. Diyor ki, sen kaybolursan feza daralır ve kaza gelir. Hatırlarsınız, müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hadi bakalım şu tehdit ettiğin azabı getir de görelim derlerdi. O zaman Enfal suresindeki şu ayet nazil olmuştu. Halbuki
sen içlerindeyken Allah onları azaplandırıcı değildi. Alimler de peygamberlerin varisleri olduğuna göre bir kavmin helakten ve azaptan, karanlıktan uzak kalışı işte bu kandillere bağlıdır. Yani onları kaybetmek kavimler ve milletler için karanlıkta kalmaktır. O yüzden de hikayedeki padişah gelen hekime şöyle seslenmeye devam etti. Sen kavmin seyidisin, efendisisin. Senden hoşlanmayan o tabiattan vazgeçmezse helak olur. Aşıklık derdi kalbin inlemesinden bellidir. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Hoşbeşten ve yemekten sonra padişah gelen tabibi ilahi elinden tutup harem dairesine götürdü. O çok sevdiği cariyesi hala hasta ve iyileşmeyi bekliyordu. Bugüne kadar ne olup bittiyse hepsini özetledi ve hastayı ve kendini hekime teslim etti. Hazreti Pir bize bir mürşide teslim olanın hiçbir şeyi gizlememesi gerektiğini söylüyor. Bu aynı zamanda doktor-hasta ilişkisinde de böyle değil mi? Kendinizi emanet ettiğiniz ve iyileşmeyi beklediğiniz bir hekimin karşısında ilk yapmanız gereken şey de dürüstlüktür. Kendinizle ve hastalığınızla ilgili her şeyi açık açık anlatmak iyileşmenin ilk adımıdır. Yani ilk adım saklanmadan itiraf etmektir. Bunu aslında nereden anlıyoruz? Bunu aslında en geriye gittiğimiz zaman ilk insan yani Hazreti Adem'in davranışından da anlıyoruz. Hazreti Adem'in suç işledikten sonra suçu bir hastalığa benzetirsek iyileşmek için ilk yaptığı şey yaptığını itiraf etmek oldu biliyorsunuz. İlahi tabip cariyeyi muayene etti, benzini, nabzını, idrarını kontrol etti. Yani baştan sona büyük bir titizlikle inceledi. Hem padişaha hem hastaya bütün alametleri ve olan biteni anlattırıp dinledi. Ben de bir tıp doktoru olduğum için bu aslında iyi bir muayenenin de zaten ön şartıdır. Bize de tıp fakültelerinde böyle öğretilir. Önce iyi bir anamnez almak, sonra fiziki muayeneye geçmek esastır. Anamnez nedir? Yani hastanın öyküsünü almaktır. Hastanın öyküsü neredeyse işin yarısıdır, hatta bazen bütünüdür. Hekim dedi ki, bilmediğim halde bilirim demekten Allah'a sığınırım. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim, helakim zehri dermanımdadır. Tabibi ilahi hastalığı gördü. Gizli hastalık ona tamamen açık oldu, bildi. Fakat bu bildiğini padişaha söylemedi, gizledi. Tabibi ilahi cariyenin zaafından anladı ki o kalben zayıftır. Vücudu afiyettedir fakat gönlü hastadır. Yani vücudunda bir sorun yok, bedensel bir problemi yok fakat psikosomatik bir problemi var. Bunu söylüyor bize. Hazreti Pir diyor ki, her odunun kokusunun dumanından belli olduğu gibi hastalığın mahiyetini de hekimi ilahi bu görünen arızalardan anladı. Analitik terapilerde bize şu söylenir, insanın iç çatışmalarını çözebilmesi için güçlü, dayanıklı ve esnek bir egoya sahip olması gerekir. Yani bizim istediğimiz, kendi iç çatışmalarımızı bile çözebilmek için ulaşmamız gereken şey, onu çözecek olan yani nefisten gelen ya da vicdanen
nefisten gelen dürtüler ya da vicdanen ya da bizim süperego dediğimiz kısımdan gelen o suçlayıcı tavırlara karşı insanın içinde geliştirmesi gereken güçlü, dayanıklı ve esnek bir egoya sahip olması ki gerekiyor ki iş çatışmalarını çözebilelim. Anladığımız kadarıyla cariye bu güce sahip değil. Pek çok yakınınızdan duymuşsunuzdur. İşte doktorlara gidiyorum, hiçbir şeyin yok diyorlar. Ama uyuyamıyorum, işte dizlerim ağrıyor, başım çatlayacak vesaire. Bu rahatsızlıkların pek çoğu hastaya yaklaşımla, değer vermekle, onu dinlemekle, onu anlamaya çalışmakla geçer. Bununla ilgili kişisel deneyimlerim de var. Hatta çok ünlü analistlerden dinlediğim hikayeler var. Şizofreni tanısıyla hastaneye yatırılmış birisini anlatmıştı gittiğim workshopta dünyaca ünlü bir analist. Ve bir ay kadar yattıktan sonra hasta yakınları işte alıyorlar çocuklarını, kızlarını ve götürüyorlar. Daha sonra işte belli bir süre sonra kontrole çağrılıyor. Hasta gelmiyor ama kızın babası geliyor ve doktora şunu söylüyor. Diyor ki bizim kızımız tamamen iyileşti. Oysa şizofrenik bir hastanın da çok az görülen bir şey bu. Doktor nedenini merak ediyor ya da hikayeyi merak ediyor. Ona sorduğu zaman kızın babası diyor ki biz kızımız hastanede yattığı sürece herkesin onunla çok ilgilendiğini gördük. Gidince biz de aynısını yaptık ve tamamen iyileşti diyor. İşte çoğumuz bedensel gibi görünse bile birçok rahatsızlıkla yapmaya çalıştığımız şey aslında diğer insanlara mesaj vermek. Yani anlaşılma ihtiyacı. O zaman birisini dinlemeye çalışmak bile onu iyileştirmenin temel şartlarından birisi. Ya da kendi iyileşmemiz bile mesajı iletebilme becerisine ve bu mesajı alacak insanların sayısına bağlı. Ve işte tıpkı bu cariyede olduğu gibi vermek istediği bir mesaj var. Bu mesajı alacak olan ve bunu dinleyecek insanlara da ihtiyaç duyan bir cariye var. Meğerse padişah cariyeye aşıkken o da bir başkasına aşıkmış. Bende olan aşikar sensin. Ben hod yoğum ol ki var sensin. Ger ben isem nesin sen ey yar? Ver sen isen neyim meni zar? Fuzuli bize Mecnun'un yaşlılığında Leyla'nın onu ziyaretinde söylediklerini aktarıyor. Demek ki eğer bir şey aşksa orada tek bir şey var. Aşka ikilik yakışmıyor. Bu tam olarak ne demek? Bu aslında 6 aylık bir çocuğun hissettiği şey. O çocuk işte elini kaldırdığı zaman bütün dünyanın da onunla beraber elini kaldırdığını hisseder. Zaten çocuğun büyümesi için, güçlenmesi için, işte hayatın içine girmesi için yavaş yavaş anneden ayrışması gerekiyor. İşte sütten kesilmesi gerekiyor, evden ayrılması gerekiyor. Zaten asıl acı, temel ızdırap işte oralarda başlıyor. Ama burada aşkla ilgili düşünmemiz ve anlamamız gereken şey, aşkın ikiliği ortadan kaldıran tek bir şey olduğu. Eğer iki tane aşık varsa bir yerde, birisinin diğerinde yok olması gerekiyor. İşte Fuzuli'nin de ya da Mecnun'un da Leyla'ya söylediği şey bu. Ya ben varsam sen yoksun, sen yoksan da ben varım. Aşkın diğer tüm dertlerden ayrı olduğunu hayatında bir kez bile aşık olmuş olan anlar. Mantık tamamen gider ve bütün bir hayatı bir duygu selinin içinde yuvarlanıp durur insan. Modern psikolojide aşkın patolojik olduğunu bile söyleyenler var. Aşk bir sarhoşluktur ki insan onun rezil edişini bile sever. Rivayet edilir ki kalp ruha dönüp
ben aşık oluyorum, sen acı çekiyorsun deyip özür serdeder. Bunun üzerine ruh da dermiş ki, olsun sen yine de sev. Aşığın derdi diğer dertlerden ayrıtır. Aşk, Hüda'nın sırlarını belli eden bir usturlap ve bir vasıtadır. Bütün dertler bir yana, aşıklık bir yana. Üsturlap biliyorsunuz, müneccim ve muhakkitlerin kullandığı bir alettir ki yükseklik ve uzaklık ölçer. İşte kule, dağ, tepe gibi yerlerin yüksekliğini ya da çukur ve kuyu gibi yerlerin derinliğini ölçerler. Diyor ki Hazreti Mevlana'mız, nasıl üsturlap bilinmeyenden haber verirse, aşk da Hüda'nın, Cenab-ı Hakk'ın bilinmeyen gizli sırlarından haber verir. Bu çok önemli bir bilgi. Bu nasıl olur derseniz, o zaman yine aşık olduğunuz zamanlara gidelim derim ben de. Nasıl hissettiğiniz, neler düşündüğünüz, nasıl davrandığınızı gözünüzün önüne getirin. Uzakların nasıl yakın olduğunu, nasıl enerjiyle dolu olduğunuzu, aldığınız lezzeti, ondan uzak kaldığınız zaman duyduğunuz ızdırabı ve aşık olduğunuz nesnenin dışındaki her şeyin fululaşması ve kendinizden vazgeçişiniz. Siz bunu daha da uzatabilirsiniz ki bunca ızdırabına rağmen aşkın işe yarayan bir tarafı da vardır. Aşıklık gerek bu baştan, gerek öbür baştan olsun. Akıbet bizi o tarafa götürecek kılavuzdur. Bakın, aşk kılavuzdur dedi. Hangi türlü olursa olsun, aşkın tedavi edici tarafları da var. İlk 18 beyti hatırlayın, o zaman bizim yolumuzun reçetesinin aşk olduğunu söylemiştik. Yani başta söylediğimiz işte onun patolojik olduğunu söyleyenlerin yanı sıra bizim yolumuzun aslında onlardan bir farkı da bu, aşkın tedavi edici tarafları olduğunu söylüyor Hazreti Mevlana. İnsana iyi gelen, gidilecek yolda kılavuzluk eden bir şey olması. İnsana duyulan aşkın da temeli bize göre yine Cenab-ı Hakk'ın ona olan yansımasıdır. Kerpiç bir duvar düşünün. Kerpiç bir duvara yansıyan güneş onu parlatıp güzelleştirir der Hazreti Mevlana. Gece olup da ışık kaybolunca duvar simsiyah kararır. Evet, insana duyulan aşkın bir nihayeti vardır ve bu doğrudur. Lakin o duvara olan aşk nihayetinde o ışığa ve o yansımanın kaynağına götürebilir insanı. Yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Leyla Leyla derken Allah'ı buldum. Mecaz hakikatin köprüsüdür derler. Hakikat semtine mecaz köprüsünden geçilebileceğini söyleyenler, İnsan mecazi aşka da tutunmuş olsa bu köprüden hakiki aşka geçebilir demek isterler. Şu rahatlıkla anlaşılır ki aşk bir yere bağlanmak ve bir cemale, bir yüze tutulmak demektir. Bir cisim bir yere bağlandığında gerçi özgürlüğünü ve serbestiyetini kaybetmiş olsa da diğer müteaddit bağlardan da kurtulmuş olur. Hani tek bir şeye bağlanır ve başka hiçbir şeye kalmaz. Böylece temiz bir aşık da sevgilisine tutunduğunda başka her şeyden özgürleşip azade bulunur. Madem olgunlaşmak ve Allah yolunda ilerlemek istiyoruz, o halde kendimize ayak bağı olacak kayıtlardan da kurtulmamız gerektiği aşikardır. İki kişi düşünelim. Birincisi,
hiçbir şeye bağlanmamış ve belirgin, muayyen bir sevgilisi yok. Mesnevi Şari Tahirül Mevlevi Üstad bu türden insanlar için şöyle söylüyor. Düğünde zurnaya, hamamda kurnaya aşık insanlar. Her şeye bağlılığı var bunların. İkincisi ise aşkı mecazi ile birini sevip bağlanmış, gayrısını gönlünden çıkarıp atmış. O zaman düşünelim. Birincisi her şeye bağlı, ikincisi tek bir şeye bağlı. Tek bir bağdan kurtulmak mı kolay, yoksa yüzlerce bağdan mı? O zaman o tek bir şeye bağlı olan da zaten Mürşid-i Kamil'in himmetiyle o bağından kurtulur gider. Hazreti Mevlana'mızın aşkı bir kılavuz ve rehber yapması işte bu yüzdendir. Yoksa renge olan aşklar aşk değildir der bir başka yerde. Ve şehvetle kaplanmış ve neticesinde bir utanca varan hevestir der onlar için. Aşkın şerhi için ne türlü beyanatta bulunsam? Aşkın tesirini hissedince söylediklerimden mahcup olurum. Mevlana'mız başka bir beytinde birisi aşıklık nedir diye sordu. Ben de benim gibi olursan anlarsın cevabını verdim diyor. Sadi Şirazi Bostan ve Gülistan'da aşkla ilgili şunları söyler. Aşıklığın ne demek olduğunu istersen anlatayım. Ölmek suretiyle yanmaktan kurtulmak. Sevgilisi eliyle öldürülen aşığın mezarına gidip de ağlama. Bilakis sevinerek şöyle de ki, ne mutlu ona. Sevgilisinin makbulü olduğu için sevgili onu öldürmüştür. Aşıksan bu dertten kurtulmaya çalışma. Yalnız Sadi gibi garazsız, ivazsız aşık ol. Aşık bir fedai demektir. Nasıl ki bir fedai gayesine varmadıkça, emeline erişmedikçe başına taş ve ok yağsa meydandan çekilmezse aşık da öyledir. Ben sana denize açılma demiyorum. Açılacak olursan tufana bile katlan diyorum. Güneşin delili yine güneştir. Onun varlığına dair sana 100 delil lazımsa ondan 100 çevirme. Hazreti Mevlana aklı gölgeye, aşkı da güneşe benzetti. Aşkı anlamak istiyorsan aşka bak. Akıl onu tarif etmekte yolda kalacak. Eğer aşka ulaşırsan akıl gerçeğin yanındaki masal gibi olacak. Aşıklar için akli deliller tıpkı masallar gibi uyku getirir diyor. Çevgenin topu çeldiği gibi aşk da aklı çeler. Cariye hasta ve iyileştirilmeyi bekliyor. Hekimimiz yanında. Laf güneşe gelince bahis Şems-i Tebrizi'ye uzanacak gibi görünüyor. Hani hep merak ederiz ya, birlikte oldukları dönemde ne yaptılar yıllarca, ne konuştular? Sanırım Hazreti Mevlana onlara dair sırlar söyleyecek. Zahiri güneşten bahis can güneşine yani Şems'e uzandı. Lakin vakitte daraldı. Dilerseniz Şems'i ve hikayenin kalanını da önümüzdeki bölümde konuşalım. Peri yüzlü bir hizmetçi gelip mumu söndürdü. Zavallı mum, dumanı tepesinden çıkarken, aşkın sonu budur işte dedi ve can verdi. Ey sıcakta ve soğukta bizi gözleyen Allah! Sen hayırda da danıştığımız zatsın, şerde de. Fakat gönlümüz senin remizlerinden ve buyruklarından bir haberdir. İlahi, sebepleri gördüğümüz için bizim gözlerimiz bağlı. Biz seni görmeyiz fakat sen gece gündüz bizi görürsün. Ey yüce, ey ulu Allah!
Senin lütfunla benim gözüm gözler arasından seçildi de geceleyin güneşi gördü. Ya Rabbi, nurumuzu kıyamette de fazlalaştır, tamamla. Bizi kahredici kötülükten kurtar. İlahi, gece dostuna gündüz ayrılığı verme. Yakınlığı görmüş canı uzaklaştırma. Senden uzaklaşmak dertli, veballi bir ölümdür. Kadir gecesi o dolunayı tanıyan susuz kişinin buluta yüz çevirmesi gibi yüzümüzü sana döndürdük. Dilimizde senin zaten, canımızda. Ey Allah! Biz can gibi balçağa takıldık kaldık. Kıyamet günü de can güneşi sensin. Ey gizlice yürüyen padişah! Vakti geldi. Kerem et. Hayırlısıyla bir sakalını oynat. Ya Rabbi, bizi sana aşık kullarından ayırma.